tweet'i konuşuyor. Şimdi Anadolu Ajansı canlı hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadesi yer aldı. Devredilen bir soruşturma Cemal Kaşıkçı. Gidince yapılan anlaşmalar uluslararası kimi prestijli basın kuruluşlarında bu ziyaretin nasıl gerçekleştiği, davet üzerine mi, ısrar üzerine mi gerçekleştiğine ilişkin kimi metinler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan davet mi edilmişti? Kendi mi gitmişti, kendi mi ısrarcı olmuştu? Bu yönde çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Hatta Cemal Kaşıkçı soruşturması devredilmesine karşın neden Suudi Arabistan'dan yetkililer, madem bir normalleşme olacak, neden onlar gelmiyor soruları da sorulmuştu. Bunları şer düşüp bir kenara koyalım. Anadolu Ajansı hesabında alıntılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi şu. 2030 Expo için adaylardan biri Suudi Arabistan. Expo 2030'un Riyad'la düzenlenmesi için Türkiye olarak kendilerini destekleyeceğimizi açıkladık. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş işte bu tweet'i alıntıladı ve bakın ne yazdı. Suudi Arabistan'ın Expo adaylığını destekleyeceğini açıklayan Sayın Erdoğan'ı bir dünya markası olan ve büyük emeklerle ülkemize kazandırdığımız yerli ve milli Expo Hatay'a da davet ediyor. Teşriflerini bekliyoruz. Sosyal medyanın konuştuğu alıntılanan mesaj işte bu şekilde kayda geçti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Rütlü Savaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın 2030 Expo adaylığını destekleyeceğini açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından bu şekilde paylaşımda bulundu. Tepki gösterdi. Savaş Mart ayında hükümetin Suriyelilere yönelik vatandaşlık hakkı tanımasını da eleştirmiş. Hatay'da doğan 4 bebekten 3'ü Suriyeli. Gerekli önlemler alınmazsa bu kent Suriyeli bir başkana teslim edilecek demişti. Bu ifadelerin ardından Hatay valiliği Savaş hakkında suç duyurusunda bulunmuş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Suudi Arabistan normalleşmesi, Mısır'a göz kırpılması. Başka nereler? Ermenistan var bir de. Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları kapsamında 3. tur görüşmeler yapılacak. Yarın, salı günü yapılacak. Bu görüşme öncesinde Ermenistan'da neler oluyor dersiniz? Hükümet karşıtı gösteriler sürüyor örneğin. Üstelik bu hükümet karşıtı gösteriler sırasında Türkiye'siz Ermenistan sloganları atıldığı da öğrenildi. Bu bilgi ortaya çıktı. Şimdiye kadar bu protestolarda 244 kişi de gözaltına alınmış. Belki başka yerde durmanızın çok zor olacağı bir habere gidiyoruz şimdi. Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri üçüncü kez bir araya geliyor. Buluşma Avusturya'nın başkenti Viyana'da. Aa. Görüşme öncesinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gösteriler giderek büyüdü. Eylemciler caddeleri kapattı. Hükümeti Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'a vermekle suçladı. İhanetle suçladıkları Başbakan Paşinyan'ı bir kez daha istifaya çağırdı. Aras, ruki, Eylemlerin başını çeken muhalefet partileri halka geniş kapsamlı sivil itaatsizlik çağrısında bulundu. İşçileri greve, üniversite öğrencilerini okula gitmemeye çağırdı. Ermenistan eski cumhurbaşkanı ve partisi seçimlerden ikinci olarak çıkan Koçar yanda kızı ve oğluyla meydandaydı. Türkiye siz Ermenistan sloganları attılar. <laughs> Polis yüzlerce göstericiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında Cumhuriyetçi Parti Genel Başkan Yardımcısı Armen Ashotyan da var. Geçen ay Başbakan Paşinyan parlamentoda Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanmasını savunmuş. Dışişleri Bakanı Mirzoyan dağlık Karabağ Ermenistan için toprak meselesi değil, Ermeni asıllı nüfusun hakları meselesi demişti. Bu sözler muhalefette infial yaratmış, hükümetin istifası istenmişti. Geride bıraktığımız ayın en meşhur lokasyonu Ukrayna. Haritayı ezberledik. Rus ordusu nerede ağırlık kazandı? Nerede ilerleyebiliyor? Nerede büyük bir direnç var? Nerede sivil tahliyesi var? Ezbere anlattık. Dersimize çalışıp ekranlara çıktık. Özellikle de haber masası kuşağında birbirinden çarpıcı tarihi bağlantıları, görüntüleri ekranlara getirmek zorunda kaldık. İçimiz acısa da. Şimdi geldiğimiz noktada diplomaside çeşitli gelişmeler var. Şimdi Ankara'nın bir ara buluculuk çabası var. Bu konuda çeşitli görüşmeler yapıldı. İstanbul'da gerçekleşiyor, aracılık üzerine Antalya'da kimi temaslar sağlanıyor. Bu konuda ülkemiz bazı adımlar atmak istiyor. Atıyor da karşılığının nasıl bulunacağına dair tartışılıyor ama. O şahre düşelim. Çünkü bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir cümlesi büyük tepki çekti. Şöyle, Türkiye'nin Rus turistleri ağırlamaya hazırlık yapmasını, İlk kafilelerin geliyor olmasını tepkiyle karşıladığını belirtti. Bunu beklemediğini söyledi Türkiye'den. Türkiye neden Rus turistleri ağırlamayacakmış? Soruları kendisine soruldu elbette. Düzeltme çabaları da yapıldı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşeceğini söyledi. Neler oluyor dersiniz? Birazdan söyleyeceklerimiz olacak. Bu hafta içerisinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız. Örneğin Maripol'daki tüm tahliyeleri filan nasıl hızlandırırız? Nasıl bu işi belli bir çözüme kavuştururuz? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Bayram namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le bu hafta Ukrayna konusunu konuşacaklarını söyledi. Ama burada tabii liderlerin bir araya gelmesi arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim ve özellikle de tabii Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır. Erdoğan, Ankara'nın isteğinin iki lideri Türkiye'de bir araya getirmek olduğunu söylese de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'nın tutumunu eleştirdi. Türkiye bir yandan savaşta Arabulucu rolü üstleniyor, diğer yandan Rus turistleri ağırlamaya hazırlanıyor dedi. Bunu çifte standart olduğunu savundu oporu. Virali Zelenskiye cevap AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Zelenski aptal komedyen dedi. Zelenski Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınmış. Siha gönder, binlerce yetime öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendi paralı. Sen kalk Yunan kanalında saçmalı. Aptal komedyen. Bir takipçi Tayyar'a Aman hocam, aptal komedyen falan. Son alttakiler gibi geri yutuyorsun sözleriyle tepki gösterdi. Tayyar İktidarın peş peşe normalleşme adımları attığı İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere eleştirmişti. Ukrayna'da savaşın 68. gününde gündemdeki konu Rusya'nın kontrol altına aldığı Mariupol'deki Azostal fabrikası. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 100 sivilin fabrikadan tahliye edildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı da açtıkları insani koridordan 80 sivilin tahliye edildiğini bildirdi. Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde savaş başladığından bu yana ilk kez ulusal opera perdelerini açtı. Sergilenen ilk oyun bir bale klasiği olan Giselle oldu. Gösterim öncesinde hava saldırısı uyarısı verildi. Alarmı çalması halinde etkinliğin yarıda kesileceği duyuruldu. Seyircilerin dansçılarla sığınağa inmesi istendi. Onlarca mesaj var. Can Bey trafiğin son durumu. İstanbul'a geliyoruz, İstanbul'dan çıkıyoruz. Şu noktadayız. Ne gösteriyor durum? Gelin birlikte bakalım canlı haritamız üzerinden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritası an beyan son durumu gösteriyor bizlere. Bayramın ilk gününde İstanbul trafiği. Şimdi gün içinde %65'lere çıkmıştı yoğunluk. %65'lerden şu saniyeler itibariyle %56'ya indi. Tekrar %60 oranına gelmesini bekliyoruz derken evet şu anda güncellendi. %60 oranına geldi tekrar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritası her 5 dakikada bir güncelliyor efendim. %65 oranından %56'ya inen trafik şu anda tekrar %60 oranında seyrediyor. Özellikle köprü bağlantı noktalarında, 1. ve 2. köprü bağlantı noktalarında kimi sıkışıklıklar olduğu görülüyor. Ancak şehre giriş ve çıkışlarda büyük bir sorun var mıdır? Orası bir muamma çünkü avcılara gelene kadar hiçbir sorun yok. Harita üzerinden bunu görüyoruz. Avcılar küçük çekmece hattında İstanbul'a girişlerde bir tıkanıklık söz konusu. Harita üzerinden ilerleyelim. Esenler üzerinde İstanbul'a girişlerde bir tıkanıklık söz konusu. Bir de Ataşehir üzerinden İstanbul'a girişlerde bir tıkanıklık söz konusu. Onun dışında harita genel itibariyle gördüğünüz üzere Yem yeşil görünüyor. %60 trafik yoğunluğu ama daha çok merkezi yerlerde. Dolayısıyla bayram nedeniyle giriş çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımız açısından İstanbul trafiğinde en azından şehrin merkezi noktalarına ilerleyene kadar herhangi bir problem yaşanmayacağı görülüyor. Beklenenin üzerinde bir trafik yoğunluğu yok. Beklendiği gibi %50'ler, %60'lar bekleniyordu. O seviyelerde ilerli